Son 2-3-4-1 beyaz bende. Merhaba. Bütün hanımlar bu videoya hoş geldiniz. Bugün güzel bir yemek yapıyoruz. Bugün tarifimiz nedir hocam? Beyler de hoş geldi. Bütün hayatımı patates ve makarna üzerinden götüren bir adam olarak bunları nasıl kombinleyeceğiz merak ediyorum. Yemek teröründe bir takım şeyler gördük. Bu peçete malzemelerden biri değilse bunu kenara koyacağım. Bunu damat atamında kullanabiliriz belki. Akşam damadın işi bittikten sonra falan. Bir dürüme çiğ köfte giriyor önce. Üstüne midye, maruz ve güzel bir dürüm. Patates kızartması da olacaktı orada yani. Şimdi bütçedeki eksik. Burada gördüğün her şeyi biz aldık. Bunların hepsi yemek teröründe yapılan şeyler. Hepsinin videosu var. Hepsi 1400 lira tuttu. Yani o videolarda 1400 lira çöpe gidiyor. Yani abone ol mu demek istiyorsun? Evet, bu videoda da çöpe gidecek çoğu. Ali yemezse. Bu kaşılar gitmeyecek. Of. Size söz veriyorum. İlk tarifimizle başlayalım hocam. Dürümümüzü aldık. Güzel bir şekilde dürümümüzü açıyoruz. Ne yapıyorsun lan? O öyle konmaz. Nasıl konmaz abi? Abi çift lavaş yapmayacağım. Düzde görüyor musun? Düz olan yerler çok iyidir. Ya devamında yapar mısın abi peki? Eller steril mi? Eller steril değil ya. Eller sterilleyelim abi. Eller steril. Olmamış. Nasıl ya? Şimdi yemek terörü dediğimiz şey... Terörist değiliz biz, yemekler terörü. Yemek terörünü yapan adam ne olur o zaman? Yemek teröristi mi? Ne, o çok demeyelim bunu şimdi, sarıdalar falan yiyeceğiz. Sikeceğim gözümün dağıtım içinde. TikTok'unu da amına koyacağım sosyal medyasını. Hayatını karattı. Şu an okey değil mi herkes için bu? Yani bir dükkanda bana bu böyle verilse helal lan abime, iyi koydu derim. O miktar yani. Şaka geçmiş mi şimdi? Yok. Bak. Allah! Şakalara bak. Ama geliyor. Midye dolu bu arada. Bak of. Özel bir yerden aldım. Midyeyi koyduk tamam mı? Ben midye sevmiyorum. Ekrem her şeyi açamıyorum. Onu sonsuza dek açamayacaksın zannettim. Ekrem sen gömer misin abi böyle bir şey? Fark etmez lan, ben bunların hepsini yerim. Nasıl ya? Bunu yersin yani. Ben burada tarifi yapmak zorundayım. Sen niye şok içinde izliyorsun lan, biraz konuşma. Ya gerçekte çok başka abi. Marol yeter bu kadar gerçekten. Dur, şey yapmayı unuttum. Neyi? Aha. Biliyorum. Telefonu da koyayım mı altına? Allah Allah. Telefonu şey koymaya lazım normalde. Lan ikram etmen lazım amına koyayım. Çat, dürüyoruz bak ustam. Ustam niye dürüyor. Çapraz o? Bu bizim yörede böyleydi, çapraz. O. Ananı avradına. Ustam aç bakayım ağzını. Aç ağzını, aç. Gel buraya. Of. Oy. Baba nasıl ya? Ye bakalım. Bu adam da yiyormuş. Narex'ini unuttuk. Benim yorumum bu. Bu yenmeyecek bir şey değil. Yiyor mu? Midyeden nefret ediyorum. Valla abarttılar. Midyeden nefret ediyorum. Sırf size kayın ölüyor olsun diye. Bir şey getirin şu adam. Hocam nasıl bir etki yarattı oğlum bu sende? Çok iyi. Ağzına sığdı onlar güzel. 7,5 derdim. Benim 10 üzerinden Allah belanızı versin, bunu nasıl yiyorsun? 6-7. 9 abi, ben bunu yerim. 10 üzerinden 9. İkinci tarifimiz şu şekilde bir tarif abi. Allah. Bu çadırı oraya gerekli bir şekilde koyar mısın? Uy ustam. Çedar ateşle erir. Yiğit haşlamada kavrulur da büyür. Altını kısalım bence bunu. Evet biraz kısa abi. İnanılmaz clean haş. Getir abi şöyle çedarı dayıyorsun. Yo lan diğer taraftan döksene. Bu kadarcık çedar ettik bir daha üstüm. İnanılmaz çedardan daha fazla yapma. Canavara benziyor. Kameraya bakmak çok zor. Aa, elim yanıyor. Gel. Çek abi. Bak. Olay. Bak oğlum, budur. Üstüne jalapeno döküyor adam. Oo. Suyuyla beraber. Bak onun şeyi suyunda. Zaten hepsini hazırlamışlar. Çedar 3 saniyede donduğu için büyük ihtimalle. Kaşığı getir abi. Bak sonra şöyle yapıyor bak. Oha. Bizde hiç lezzetli gözükmüyor abi. Biz neyi hatalı yaptık? Karnlar daha iyi olur. Oğlum bak kalbin... Şu an var ya bak, kalp krizi. Acı. Acı, evet onu biliyoruz, acı olması lazım zaten. Fena değil. Jalapeno'yu çıkar mükemmel. Cheddar hep erimiş bir formda dursa o zaman okey. Okay. Şuradan bir damar tıkandı az önce. O kadar iyi ki. Oğlum bayağı beğendiniz lan siz bunu. Herkesin beklediği o kısma geldik. Oo. Bugünün damadı kim? Muzu yapıştır. Bence biraz daha büyük yapabilirsin yani. Güzel fark evet. Etmez. Yeter mi o kadar muz? Damat ne kadar azgın bugün? Çok. Antep fıstığı içi. Bunları önceden ekledik gel. Bak o fındık. Bak fındık da geliyor. Şöyle biraz fındık. Okey bu kadar yeter. Kaju abi. Kaju'yu da yapıştırıyoruz şu şekilde. Ceviz. Ceviz. Abi damada güç lazım ya. Tamam oğlum. Bütün oran olarak. Herif orada 4 muza yapıyordu bunu. Bak. Eli kadar. Onu da aldım. Oha hayır. O porsiyon.
var ya harika. Çabuk dökülecek çabuk. Ne kadar? Dur daha. Tamam. Geliyor. Ooo! Hiç de hayır demedi ya. Tanrım. Sen bu shaker'ı kutsa, bu shaker'a güç ver. Tanrım sen bu shaker'a acın çünkü ben acımayacağım. Tutunma, birini tutunma. Bence şu an bir şey yiyor orada. Evet. Şimdi beni sunum bardaklarına koyalım, biri tekleyecek mi bunu abi? Sana bu iyi mi? Süper bence. Belinize kuvvet. Çok merak ediyorum şu an. Ölçülmüş her şeyin tadı bir zamandan sonra birbirine benziyor. İçinde çilek, baklava, ne hepsi var. Moleküler seviyede mikseseydik. Bunun tek sıkıntısı çok katı olması. Evet. Ben bunu içmem. Şöyle bir reis var. Aa ben sabahtan beri bunu yapmayı bekliyorum. Biz orada seninle aynı fikirdeydik. Bence yenilebilir. Yenir abi. İyi mi bu kadar? Direkt somun ekmeği yapsana. Çok mu? Yok ya. Bütün ekmeği yap. Somun ekmeği yap. Bütün ekmeği yapma. Bıçak ekmek kesmek için değil kesinlikle. Bu bıçak daha çok böyle ormanda Ceylin götüne sokup bağırsaklarını dışarı çıkarttıktan sonra güzelce soslayıp ızgara cızbız mangal yapma bıçağı. Kaç tane eticini istiyorsun ekmeğinde? Ustam herkes aynı mı koyuyorsun? Aynen kardeşim. 3 bu şöyle. Adam eticinleri sos döker gibi döküyor. Herkese aynı fiyat. Adam kayırma yok. Ne kadar bu ister? 16.90. Aa bu ekonomide nasıl 16.90 ya? Bak bak. Ekmek kapanmıyor diyorlar ustam. Ya şuna gel, bir çikolata sosu akmaz mıydı ya? Tamam lan o yok tarifte ama bak. Ya çok esnaf çikolata sosu döküşü yaptı yani. Tamam yeter. Hiç böyle aşkla yaparken görmedim. Oo, oğlum eticini ikiye bölmüş orada. Ağzına çıkan her şeyi keserek ağzının içine almak suretiyle. Ağzının içini daha fazla açarak. İçine almak suretiyle. Başına da alnına kıyıp Hayır. Amına açalım. Şu görüntü bana bakarken nasıl bunu yiyebilirim? Ya bu yavrum da her şeyi beğeniyor amına koyayım ya. Neyi beğenmiyorsun? Oha amına koyayım. Gürkan bu videoda ilk şeyi yedikten sonra iptal oldu fark ettim. Ben yalan söylemeyeceğim bir minik karnım ağrıyor şu an. Special tarifi buna mı entegre etsek diyor. Ekmek arası ekmek kadayıf. Ekmeği aldıktan sonra kadayıfımızı ekmeğimize tam simetrik bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Of. 1812 yılından beri bu işi yapıyor ustamız. Tam oranını aldıktan sonra ustam herkese aynı mı koyuyorsun? Herkese aynı. Ekmek arası ekmek kadayıfı bu yörede çok yeniyormuş. O kadar orantısız iş yaptık. Hayır dur. Bak ortasını alacak şimdi onu oğlum. Adam pi sayısını hesaplarken kullanılan taktiği kullandı. O sik diyor çok iyi duruyor lan. Ekmek arası ekmek kadayıfı. Bir göm bakayım şimdi bunu. Yaptıysan gömersin abi. Usta önce kendi yemeğini tatmalı. Ohohoho. İmot atıyor. Kızdan. Harika. Deneyen görür. Ya bizi bekliyor şu baba, an. Baba kesinlikle bak. Abi, bu kadar iyi. Poker face yapıyorsa bilemem ama. Sağ ol. Oo çok iyi. Kayası. Hayır hadi bakayım. Abi ben bunun tadını çok merak ediyorum. Ustam şifa mı hazırlıyorsun? Tarifimiz şöyleydi abi. Ekmek arası dondurma üstüne çikolata sosu. Gayet adam iyi. Bak. Ne kadar olmaz dediğim şey yok. O da benden olsun. Sesini alacağım. Dişi donuyor. Donacak biraz daha. Dişi donuyor şu an. Çok kötü. Ekrem Erol Verdam bunu ekleyip. Ekrem yuuuus. Berbat. O vallar berbat diyorsa. Ekmek limon. Çikolata bir saniye tutar. İyiyorsun. Şimdi bence bunun kötü olmasının sebebi dondurmanın tadının kötü olması. Dondurma eriyor zaten ekmek kalıyor. Islak ekmek yiyor. Aa ikinci dilimi alıyor lan bu herif. 4. 1'i veriyorum abi. Ha harbiden puanlamıyorum. 1. Halepenoğlu şeye kaç puan? 10. Ben de 10 veriyorum abi onu yerim yani. Ya. Damat otomuna kaç puan? 6 ya. İyi mikserseydi 7.5. Damat otomu 4 hatta 3. Hepsi ziyan oluyor abi. Evet. Onu gerçekten severek içen biri var mı? 6.5 o zaman. Damat sandviçi. Ama bu tarifi Ali yiyeceğine dair videoda söz vermiş. Öyle bir momentu da var. O zaman malzemeler yazıyor. Antep fıstığı toz halinde kullanıyor. Yemyeşil yapıyor ekmeği. Kaymak. Atomdan şu an yenir evet. Çapraz muz kesiciliğim nasıl yalnız biz?
Afrika'da bir muzun içinden geldik bu ülkeye. Homojenize diyorum bunları. Sanatsal bir değeri de oldu bence. Şöyle bal koyuyorum. Ne diyorsunuz bu göz kararlılığına? Çok iyi oldu bu arada ya. Altıdan düşmesin, çok düşermişçesine. Ali'nin favori şeyi bu. Süt koydun mu? Koymuş da. Ama çok keyif veriyor. Oğlum çok hoşuna gidiyor lan bu var ya. Tadı çok iyi oğlum. Ekrem boğazını sıktı amına koyayım. 9. O sıktı. O kadar mı var? Her sabah gömerim ben bunu. O kadar iyi tadı. Her sabah değil ama ya. Tadı o kadar iyi ki. Ama bir sonraki videoda direkt bunların yerlerine gideceğiz. Video kapanış cümlemi. Ekrem aç ağzını. Çok sert attın ya. Özür dilerim. Oğlum nereye gittin bakalım? Bu fındık sayesinde daha önce yere düşmüş bir fındık daha oldu. Ha. Haşlanmamış. Abi. Haşlanmış yumurta nasıl lan? Twitter'da dolanan bir yemek türüydü bu. Şurada değil mi? Nutella'yı. O kadar yükseğe gitmez ya, şurada falandır. Yumurtanın üstüne alıyor abi şöyle bir Nutella. Oo kayısı bak o, dikkat et. Kayısı da patlar ha. Uf. Abi yumurta çok güzel olmuş ya. Valla süper olmuş. Niye ne yapsam? Sarısına gelecek şekilde sürüyor. O sesi duydun mu bak, o cork etti orada bir tane. Gerçekten. İkinciyi de kendine yapıyor olabilir bence şu an. What the fuck? Mükemmel. Ne yapıyorsun lan? Neden bana bu kadar? Ben hepsini denemek zorundayım. Gel, gel. Buna bakmak istemiyorum. Ben bunu yemem. Bunu yiyene de saygım yok. Yenmez abi bu yani. Çikolatalı kısmı güzel. Dondurmanın çikolatalı olduğu kısmı güzel. Dondurmanın tadıyla alakalı bir durum var bence burada. Evet. Kartdor çikolata şöleni tarzı bir şey kullansa. Böyle bir şey var mı? Yani vardır muhtemelen. İyisi. Yani kentten daha iyi. Yok ben ondan bahsetmiyor. Ama ha. Yani. Tercih etmem.